bir aydır falan şu toniği kullanıyorum. Aşırı memnunum. Gerçekten çok memnunum. Yani vadettiği her şey bana gösterdi. Dün kirpik lifting yaptırdım. Normalde bunu yüzümü yıkadıktan sonra sürüyorum ama bugün yüzümü öyle köpürte köpürte yıkayamayacağım çünkü daha 24 saat olmadı lifting yaptıralı. Bir de size bir şey sor. Bu arada günaydın. Bugün üniversitenin ilk günü. Yani gerçekten 2 sene sonra okula gideceğim. O yüzden de aşırı heyecanlıyım. Dünden böyle kombin falan yaptım. Şu anda saat 9'u çeyrek geçiyor. 10'da falan çıkacağız evden. 10-10.30 gibi çıkacağım. Aslında dersim 12'de ama 11'de okulda olacağım. Çünkü çok özledim. Şu an bakışlarım biraz böyle donuk. Çünkü kirpiklerim dediğim gibi çok şey. Belirgin. İlaçsız hali daha iyi yıkandıktan sonraki hali. Ve sesim çok kötü. Neyse bir kahvaltı hazırlayalım. Vlog çekmeyi çok özledim. Aslında uzun zamandır video da çekmiyorum, vlog da çekmiyorum. Çünkü hayatımın böyle aşırı iyi bir döneminde değilim şu an. Yine de ileriye anı kalmasını istiyorum. Bunu biliyorsunuz zaten önceki videolarımı izlediyseniz artık. Bir sene sonra ilk defa okula gitmek beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Umarım kapanmaz. Bakın ben gerçekten online olmasını artık istemiyorum. Çünkü online'da ne ders çalışabiliyorum, ne derse odaklanabiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum yani. Ve sürekli evde olmak gerçekten canımı çok sıkmaya başladı. Yani nasıl bir dönem atlattık, ne yaşatılıyor bize bilmiyorum. Ellerim falan terliyor heyecandan. Yani gerçi ilkokula başlıyor gibiyim. Ne yaptım biliyor musunuz? Renkli kalemler aldım, defterler aldım, çanta aldım falan yani. Pozitif enerji. Çok çok güzel bir gün olacak yani, buna inanıyorum. Müthiş eğlenceli geçecek. Bir de bu sene ek dala başlıyorum. Dünya vatandaşlığı ek dalı yapıyorum. Aynı zamanda psikoloji okuyorum bilmeyenler için TED Üniversitesi'nde. Bugün iki dersimiz var. Birisi kişilik kuramları. Yani gerçekten artık psikoloji öğreniyoruz. Geçen sene de öğrendik daha doğrusu ama işte online'dı, saymıyorum. İmkanım olursa eğer sınava falan hazırlanabilirsem bir üniversite okumayı daha düşünüyorum yani. İsteğim gerçekleşmezse de ileride bu videoyu açmak, aynen kanka kesin okursun falan yaparım. Okula götürmek için şöyle bir salata hazırladım. Marul, havuç, nane ve dereotu var. Müthiş, müthiş, müthiş. Evden çıktım. Ya gerçekten bir defa okula gidiyormuş gibi hissediyorum. Yürüyerek gideceğim. Çok hayattaki tüm şansımı, tüm okuduğum okulları yürüyerek gitmekle kullandım gerçekten. Ama yani TED Üniversitesi zaten kolejde, Kızılay'ın sonları işte. O yüzden de çok büyük sıkıntı yaşamıyorum. Bakın kocam şöyle. Kampüsteyim. Şevval'in yanına gidiyorum. O karşı kampüsteyim. Şimdi alt geçide gidiyorum. Çocuklar çok garip biz. Aa durun. Ya bakın. Dilansı geldi. Elif'e bakın. Elif hatırlarsınız. Bir vlogda çıkmış. Kanka 3-4. Kanka bir vlogda çıktım. Hayır, okulun ilk günü. TED'de bir gün. Bir tane daha var. Evet bayağı fena. Okuldaki bir şeyde. Evet evet var bayağı. Zaten sallarıma buradan selam söylüyorum. O tane siz varsınız. Maskeni çıkarma. Ne çekiyoruz bunu? Şey, YouTube'a vlog. Ersan çıktı. Elif, doyduğun için ne hissediyorsun? Doyduğum için mutlu hissediyorum. Resmen bir buçuk sene sonra Ali Baba'ya gidip döner yedik. Evet ya. Döner de değildi işte. Evet dönerdi. Ben hiç... Izgaraydı. Aslında hiç çok kötüydü ama olsun. Ucuza karnımız doydu mu? Doydu. Aynen, yeterli. Başarılı. Kim demiş TED'in kampüsü yok diye? Şuraya bakın. İşte kampüs. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi aramız bitti ders. Yani Ceren'le benim dersime yarım saat var. Elif'in dersi yok. Elif ne yapacak? Gidecek. Aşkım işte zaman öldürmece. Boşluk. Okula öyle. Geldik çıkmayalım. Thank you. Ve 7'ye. Bence bizim dersimiz 7'ye kadar sürmeyecek zaten. Olmaz be. 5 dakika bir şey olur. Hani ilk hafta ya.
Eve mi gittin? Ya 7'ye kadar yani sürmezse bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Neyse şimdi işte ikinci derse giriyoruz. Normalde 4-7 arası. Ama dediğim gibi bence 7'ye kadar sürmeyecek. Sonra görüşürüz. Elif yine sen yine yemek ya. Açım. Çaycı. Neyse bizi çay. Çaylar. Çay perisi Elif daha. Lay lay lay. Tavşan kanı kimstar. Sıla'nın bakışları. Çok açık. Ben de tavşan kanı istiyorum. Başka ne seçeneğimiz var? Çok açık tavşan kanı. Paşa çayı. Paşa çayını içine tükürerek yapıyoruz. Evet Ceren, Aspava'yı özlemiştin. Neler hissediyorsun? Biz onlardan bahsediyoruz. Çok mutluyum. İstiyorum ama birazdan. Gerçekten çok yedim. Çok yedim. Ama yedik yani. Yedik. Başarılıydı. Ve hiçbirimiz birbirimizden bölüşmedik. Herkes önündekini yedi yani. Yok canım, Sula'nınkini. Yok, ben Sula'nınkini. Ben bir tane Sula doymuş anladım. Ben bayılacağım. Sula'yı boymuş. Yok, elendi Sula. Yok gibi. O da 2-3 hafta bizimle takılsın. Midesini genişletsin. Ölecek gibi oluyorum böyle. Aspava masasında yoga dersimizi konuştuğumuzda iyi oldu. Bu arada Tetik Üniversitesi'nin yani grup derslerine kaydı. Haydi görüşürüz. Bu videonun kapanışını yapmaya geldim. Çok kısa bir video olmuş ama günde gerçekten o kadar uzun değildi aslında. Sadece iki derse girdik. Hatta ders böyle uzun da sürmedi. Sadece syllabus'u okuduk ve geçtik. Zaten ilk derste hocamız Yağmur Hoca kolunu kırdığı için derse online bağlandı. Bir korktum dedim yani, diğer derslerde böyle olmaz. Çünkü gerçekten yani zırnık istemiyorum online olması ya da online'a dair hiçbir şey istemiyorum bu dönem. Önümüzdeki senelerde aslında. Sonra işte sürekli yemek yedik. Çünkü okulun çevresinde bir şeyler yapmayı çok özledik. Bir de vakit geçirmeyi çok özledik. Bana kalırsa 10-10 bir gündü. Bu arada sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğum için bir derste bu ek dal için aldığım işte cinsiyet ve şiddet dersi var. Onun için her hafta bir makalenin sunumunu yapmamız gerekiyor. Ve Ceren'le birbirimizi gaza getirip dedik tamam, haftayı ilk haftada olsa biz yapalım. Haftaya onun sunumu var, ona hazırlanacağım. Onun dışında da şey çok garip, okuldaki hiçbir şeyin bıraktığın yerde olmaması. Hem kişiler açısından hem kendi kişiliğim açısından. Aslında bugün tam olarak hissettim hani 2 sene geçmiş üstünden ve artık 3. sınıfım diye o farkındalık bugün geldi. Güzel oldu bence yani. Eminim ilerleyen haftalarda daha güzel olacak. Allah umarım ne olur yarabbim online olmasın. Ha şey var, elimde var ürünler. Gösterim diye aldım elime ama göstermemiş bir şekilde. Gratisten almıştım işte, indirim vardı. Her videomda söylüyorum, evet 1000 aboneye geçtik, bunun için teşekkür ederim. Ama hala herhangi bir işbirliğim yok. Zaten ürünler yeni geldi, sadece ne aldığımı göstereceğim. Bir tane Simple'ın bu maskesini aldım. Bir de bunu göstermeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Son zamanlarda, son 8-9 aydır falan kullandığım ürünlerin vegan olmasına ve hayvanlar üstünde deney yapmamasına gerçekten çok dikkat ediyorum. Ama bazen ihtiyaç dahilinde marka bunu karşılasa bile markanın çıkarttığı ürünler bunu karşılayamayabiliyor. Hem cilt tipiniz için hem cildinizin gereksinimleri için. Evet, bazı şeyler ihtiyaç, bazı şeyler istek. İstek doğrultusunda mesela makyaj malzemelerinin 1001 farklı markası ve çeşidi var. Seçebiliyorsunuz. Makyaj konusunda vegan ve hayvanlar üstünde deney yapmayan ürünler bulmak çok kolay ama cilt bakımı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Jaja'nın şöyle bir kremini aldım. Keçi sütlü kremi. Normalde başka kremleri de var ama ne benim cilt tipime uyuyor ne içeriği böyle çok temiz. Bu da keçi sütlü. Yani umarım gerçekten ilerleyen bu kozmetik sektörü olsun, ilaç sektörü olsun, artık hayvanlar üstünde deney yapan ve hayvan katliamını sağlayan ne kadar marka varsa, ürün varsa hepsi dilerim ki son bulsun ve benim bu üründen almak istediğim verimi ya da cildimin ihtiyacını ben başka canlılara zarar vermeden de alabileyim. Piyasa bu konuda çok fazla fakir aslında ve bunu çok kolay sağlayamayabiliyorsunuz. Bu ürünü aldım. Suçluluk hissediyorum, evet. Ama aynı zamanda da markanın vegan olduğunu, yani bazı ürünlerinin, aslında çoğu ürününün vegan olduğunu ve hayvanların üstüne deney yapmadığını biliyor olmak bir tık da olsa hani yani markayı beslediği için iyi geliyor bana.
iyi geliyor dedim. Vicdan rahatlatmasından bahsediyorum. Aslında çok da doğru bir şey söylemiyorum şu an ama dediğim gibi. İhtiyaç ve istek doğrultusunda işte bu ürünlerin değişebilmesi gerekiyor bir konuda. Böyle. Umarım dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Onun dışında çekmek istediğim 1001 farklı video var. Yani kanalda aktifliği aslında okulla birlikte paralel olarak sağlamayı düşünüyorum. Elimden geldiğince bunu yapmaya çalışacağım gerçekten. Çok güzel bir gündü. Ama kendime bir not düşmek istiyorum. Ben bugün çantama terlersem diye bir tişört ve üşürsem diye bir ceket attım. Bildiğiniz dolapla çıktım, valizle çıktım yani evden. İlerleyen günlerde daha mevsime göre giyinmeyi düşünüyorum. Bir de zaten sosyal medya çok. Ne alaka bilmiyorum. Konudan konuya atlayacağım. Yani sizi şimdilik kocaman öpüyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşamadım. Başka videolarda görüşmek üzere.